SEC'in ETF kararları ve yaklaşan yeni ETF kararları üzerine konuşacağız. Genel hatlarıyla bu durumu değerlendireceğiz. Haber de böyle. Şimdi diyor ki burada SEC iki firmanın spot Bitcoin ETF başvurusunu erteledi. Ekim ayında diğerleri onaylanabilir mi? 16 Ekim, 17 Ekim. Tarihler bunlar. Bu tarihlerde biliyorsunuz ki yine SEC'in yapacağı karar vermesi gerekiyor. Tamam mı? Bu noktada tabii ki ne karar vereceklerini kesin bir şekilde bilmiyoruz. Fakat çok çok büyük bir ihtimalle genel bir şekilde karşımıza geliyor. SEC bunları da erteleyecek gibi gözüküyor. Çünkü henüz yapılacak. Şimdi zaten SEC'in, bakın zaten SEC'in ayak diredi çok açık. Pek çok noktadan bu ayak direyişe karşı, değil mi? Olabildiğince tepki geliyor. Gün içinde bunlardan da bahsedeceğiz. Bunlar da çok önemli olacak gün içinde. Ama dediğim gibi dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü vakit geldiğinde sanki SEC kabul edecekmişçesine bir algı olabiliyor. Hani SEC bunları kabul edecek falan gibi. Fakat adamlar reddettikten sonra piyasada düşüşler gerçekleşiyor. Halbuki baştan söylüyorum, zaten SEC bunları şu anda erteleyecektir. Grayscale meselesinde de aynısı oldu. Şu anda vakti değil. Bir de üstüne sürekli yeni başvurular geliyor. Şimdi biz SEC'in eğer ki zaten hani şey yapmadığını varsaysak, böyle gerçekten piyasada objektif kalan bir taraf olduğunu varsaysak, bu noktada bile zaten biraz daha ertelenme ihtimali yüksek olacaktır. Sürekli toplu karar vermesi gerekiyor. Toplu onay vermesi gerekiyor. İşin içerisinde farklı bir siyaset dönmeyecekse, ki dönerse biraz fazla tepki alacağını düşünüyorum. Bu noktada biraz daha toplu onay verebilmek için araştırmaya devam ediyorlar. Bir yandan da karşımıza farklı bir şey geliyor ki bu da yeni bir başvuru yapılması. Bu sefer inceliyor, hadi bunu da incele falan gibisinden. Yani sürekli sil baştan bir mesele dönüyor. Tabii ki uzun vadede bunların onay alması çok güzel bir durumdur. Pozitif bir durumdur. Daha doğrusu yeni yeni başvuruların yapılması diyeyim ve bunların potansiyel onay alacak olması. Fakat kısa vadede süreyi de uzatıyorlar. Velhasıl çok yüksek bir ihtimalle SEC Ekim ayındaki başvuruları da, yanlış hatırlamıyorsam, işte 17 Ekim BlackRock, 16 Ekim'deki de Bitwise'ınki olması gerekiyor. Bunları da erteleyecek gibi görünüyor. Ta ki 2024 yılında mutlak bir onay alınana kadar. Ya durum bu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ARK Invest, 21 Shares ve GlobalX Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başvurunun kararını erteleme karar verdi. Evet. ERTM'nin kararı oldukça erken ve SEC Başkan Gary Gensler'ın 27 Eylül 2023'te Finansal Hizmetler Komitesi önünde yapacağı duyurudan hemen önce geldi. Aynen bugün gerçekleşecek. Nitekim saat 17.00'da gerçekleşecek. Oturup tabii boş boş beklemeyeceğiz. Zaten şu anda metni hazır, konuşma metnini yayımladı kısa süre önce. Bununla alakalı da konuşacağız. Tabii sonrasında da sıcağı sıcağına konuşulanları değerlendireceğiz. Bloomberg ETF analisti James Seyfert bu kararla SEC'in 2023 yılında ETF fonu için umutları suya düşürmüş olabileceği inanmaktadır. Doğrudur. Evet, 2023 yılında zaten onay gelmeyecektir. Bununla alakalı daha önce de konuştuk. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ki çok, yani kötü bir şey de değil. Hani her şeyin bir süreci var. Yani ne diyebilirim ki bu noktada? SEC iki yatırım firmasının Spot Bitcoin ETF için inceleme süresini uzatma kararı aldı. Diğer ETF başvuruları da Ekim ayında ertelenecek mi? Ekim ayında diğerleri de ertelenecek çok büyük bir ihtimalle. Çünkü dediğim gibi şu an sürekli başvuru geliyor. SEC'in hala erteleme noktasında elinde kredisinin de olduğu gayet açık. Dolayısıyla bir parti daha o ertelenme sürecini seyredeceğiz.
SEC, ARK ve Global X için erteleme kararı aldı. SEC, ARK Invest 21 Shares ve Global X ETF başvurularının kararını ertelemeye karar verdi. Bu 2023 yılı içinde bir spot ETF onayı için herhangi bir şansı daraltabilir muhakkak. Zaten iki tane Ekim'den sonra var mı? Ekim'den sonra yok zaten. Yani var mı? Bilenler yoruma yazabilir. Ben yok diye biliyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim ama bildiğim kadarıyla yok yani. Ekim ayında onay geldi geldi. Zaten 2024'e kadar uzatılıyor. Değil mi? Secin diyor ARK Invest 21 Shares ve Global X başvurularıyla güncellemesin. Kurum önerilen kural değişikliği konusunda herhangi bir eylem için daha uzun bir süre istiyor. ARK Invest'in başvurusuyla ilgili kararın 11 Kasım 2023 tarihinde verilmesi gerektiği göz önüne alındığında ertelemenin kararı oldukça erken. Ve SEC Başkanı Gary Gensler'ın 27 Eylül 2023'te Finansal Hizmetler Komitesi önünde yapacağı duyurudan hemen önce geldi. Aynen öyle. Zaten bunu da patlattı. Bir tek Ekim'deki kaldı. SEC'in ARK Invest ve Global X'in başvurusu hakkında bir mesajında şunlar belirtilmiştir. Önerilen bir kural değişikliğini onaylama veya reddetme konusunda karar vermek için komisyon eylemi için daha uzun bir süre belirleme bildirimi. Evet. Yani diyor ki komisyon olarak bunu değerlendirmek için daha uzun bir süreye ihtiyacımız olduğu kanısına vardık. Ve diyor bu şekilde gerçekleştirdik. Dediğim gibi bakalım ne olacak. Eninde sonunda onay gelecek. Tabii burada kesin bir şey söyleyemeyecek olmakla birlikte bu kadar ileri tarihtekileri ertelemesi fakat daha yakın tarihte bulunan bunları yani Bitwise'la aynı şekilde BlackRock'unkine dair herhangi bir hamlede bulunmamış olması da bir soru işaretidir diyebilirim. Ama yine de çok fazla bir şey çıkacağını zannetmiyorum ben onlardan da. Yani bakalım diyorum ya, bakalım ne çıkacak. 2024 onay yılı olabilir mi? 2024 onay yılı olabilir değil, zaten 2024 onay yılı olacak. Hani bu konuyla alakalı evet büyük konuşabilirim. Bu nedenle Bloomberg ETF analisti Seyfarth bu kararla SEC'in 2023 yılında ETF umutlarını suya düşürdü. BlackRock, Bitwise, WisdomTree gibi diğer başvuru kararları Ekim 2023'ün 3. haftası ilgili yakın zamanda güncellemeler olacak mı? Tamam. Şimdi yani buradakiler de bu arada SEC genelde onay veriyorsa birkaç gün önceden onay veriyor. Buna da dikkat etmek lazım gelecektir. Kesin bir şey bilmiyoruz ama 13, 16 Ekim, 17 Ekim aralığında buna ilişkin kararları yavaştan alacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.